Merhaba LGS tayfası, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 2020 yılı Ocak ayı örnek sorularını çözeceğim. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Burada read the text, metni okuyun and answer the question ve soruyu cevaplandırın demiş. Bakalım, Mary, Tom, Lisa ve John bir restoranda buluşmuşlar ve hepsi en çok sevdikleri yiyecekleri ne yapmışlar? Sipariş etmişler. Bakalım kim ne seviyormuş? Mary asla et yemezmiş. Tom ise sadece sebze yemeği tercih edermiş. Lisa dikkat ederseniz sweet, yani tatlı şeyleri severmiş ama meyveli olanları severmiş. John ise beyaz etle soğuk tatlıları severmiş. Bunlara göre bir seçenek bulmamız lazım. Soruda diyor ki according to the information above, yani yukarıdaki bilgiye göre hangisi not correct, doğru değildir demiş. A'ya bakalım bir. Mary ana yemek olarak pasta, yani makarna sipariş etmiş. Evet, et yemediği için makarna sipariş etmiş olabilir. Bu doğru bir cümle olduğu için seçeneğimiz olamaz. B cümlesine bakalım. Tom chose salad and meatballs. Salata ve köfte. Bakın meat zaten et demek. Meatball ise köfte anlamına geliyor. Ama halbuki yukarıda Tom'un sadece sebze yediğinden bahsetmişti. Evet, bu doğru seçeneğimiz gibi görünüyor. Ama C'ye de bakalım. Lisa strawberry cake, yani çilekli pasta yemiş bir dilim. Evet, meyveli tatlı yemeği sevdiği yazıyordu. Bu cümle de doğru yukarıdaki bilgiye göre. D cümlesine bakalım. John hem ızgara tavuk yemiş hem de dondurma yemiş. Evet, beyaz et dediği tavuk ve soğuk dondurma, evet, soğuk tatlı dediği de dondurmaya girer. Bu cümlede doğru. Cevabımız hangisiymiş arkadaşlar? B seçeneği. Tekrar bir kontrol edelim bakalım. Tom sadece sebze yemeği tercih eder dediği halde burada Tom'un salata ve köfte seçtiği tercih yazılmış. Bu da yanlış cümle oluyor. Evet, ikinci cümleye bakalım. İkinci soruya pardon. Metni okuyun ve soruyu cevaplandırın demiş. Şurada diyor ki Jack hesabı için bir pasaport oluşturmak istiyor ve ne yapıyor? Aşağıdaki kuralları okuyor. Burada diyor ki how to create strong passwords, yani güçlü şifreler nasıl oluşturulur demiş. Birinci kural, at least, en az 10 karakter kullanın. Harf, sayı ve noktalama işaretlerinin karışımını kullanın, yani bunlara bir arada kullanın anlamına geliyor. Üçüncü kuralda diyor ki sıralanmış harfleri ve numaraları kullanmayın diyor. Ne gibi? A, B, C, D, E veya 1, 2, 3, 4, 5 gibi, bakın sırayla gidiyor. Bunları kullanmayın demiş. Dördüncü ve son kuralda ise isminiz gibi, doğum tarihiniz gibi veya telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizi kullanmayın demiş. Şimdi D seçeneğinde gördüğünüz gibi bir telefon numarası var. Telefon numarası kullanmayın demişti. Bu olmaz. C seçeneğinde 1, 2, 3, A, B, C gibi ardışık kelimeler var, sayılar var. Bu da olmaz. B seçeneğinde 2007 yazmış. Bakın doğum yılını yazmış ve ondan sonra Jack ismini yazmış. Bu da olmaz. Bakın burada 3 var, nokta var ve harf var. Dikkat ederseniz burada harf, sayı ve noktalama işaretlerini kullanın demişti. Doğru cevabımız hangisi arkadaşlar? A seçeneği. Hemen geldik 3. soruya. Evet, 3. soru oldukça uzun. Evet, herhalde bu şekilde daha net görünüyor. Ama birazdan yine kaydırırım. Üçüncü soruda diyor ki, as a research company, yani bir araştırma şirketi 100 kişiye müşteri hizmetlerini neden aradıklarını sormuş. Ve cevaplar şu şekilde. 35 kişi aldıkları ürünü değiştirmek için demiş. 20 kişi ulaşım amaçlı rezervasyon yaptırmak için. Bakın ulaşım amaçlı. 15 kişi bir şeyler öğrenmek için demiş, bir bilgi edinmek için. Geri kalanı, the rest of dediğim de onların gerisi, geri kalan anlamına geliyor. Ürünlerinin vaktinde gelmediğini anlatmak için, söylemek için aramışlar. Şimdi 100 kişi vardı. 35, 20, 15, bunların hepsi kaç yapıyor? 70 kişi yapıyor. Şu demek ki geri kalan dediği 30 kişi. Şimdi önce şunlara da bir bakalım. Return a product, yani ürünü iade etmek için arayanların sayısı kaçtı? 35. Bunun 35 olması lazım. Uçuş bileti ayırtmak için, bakın ulaşım için rezervasyon demiş. Bunun sayısı 20.
Get information, bilgi edinmek dediği yeni şeyler öğrenmek, bunun sayısı 15 arkadaşlar. Ve son olarak geç gelen ürünleri de şikayeti alakalı, bu da 30 oluyor. Şimdi şu açık renk olan 35 olmalı. Mesela A seçeneğinde bu 30 olduğu için bunu çizelim. Şöyle seçenekleri daha rahat görmenizi istiyorum. Evet, bu şekilde daha iyi. Bu da 35, burada sıkıntı yok. Burada da 20 yazmışlar. Bakın bunun 35 olması lazım. O yüzden bu da olmaz. Geriye hangi seçenekler kalıyor? B ve C kalıyor. Şimdi şu koyu olan 15 mi? Burada 15, burada da 15. Bunda bir sıkıntı yok. Bunları bulduk. Şu biraz daha açık renk olanın numarasının kaç olması lazım? 30 olması lazım. Burada 30 mu? Evet, burada 30. Biraz daha koyu olanın da 20 olması lazım. Burada 20 mi? Evet, 20. O yüzden doğru cevabımız hangisi arkadaşlar? C seçeneği. Tabii renkli kağıt olsaydı daha anlaşılır olurdu ama yine de sorun yok. Hemen dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruda sosyal medyayı güvenli bir şekilde kullanmakla alakalı kurallar var. Burada 4 tane kural var ve 4 kişi var. Diyor ki kim bu kurallara uymuyor diyor. Önce kuralları okuyalım. Bilgileri konfirme etmeden, yani ne diyelim, doğrulamadan önce bir şeylere inanmayın. Hesabınızı kontrol etmek için özel ayarları kullanın. Ve bir fotoğraf veya video paylaşmak istediğinizden emin olun. Son kuralları diyor ki kişisel hayatınız, yani şahsi hayatınızla alakalı konuşmayın. Bakalım. Tom demiş ki akşamları internette gezip dolaşıyorum. When I see interesting news, ilginç haberler gördüğümde kaynağını bulmaya çalışıyorum demiş. Evet, bu kurallara uyuyor. S demiş ki I am very careful before I post a photo or video online. Yani internette fotoğraf veya video paylaşmadan önce çok dikkatli davranıyorum. Bu da kurallara uyuyormuş. Chris'e bakalım. When I sign up to a social media site, yani bir sosyal medya sitesine oturum açtığımda, girdiğimde I make sure that only my friends see what I post. Paylaştığım şeylere sadece arkadaşlarımın görebildiğinden emin oluyorum. Evet, bu da doğru davranıyor. When I am online, ben internetteyken herkese doğum günümü, yaşadığım yeri ya da nerede yaşadığımı ve sevdiğim şeyleri söylerim demiş. Evet, bu arkadaş kurallara uygun davranmıyor. Kim davranmıyormuş? Emily güvenli internet kullanımına alakalı kurallara uygun davranmıyor. Evet, 5. ve son soruya geçelim çocuklar, arkadaşlar. Hemen bakalım. Diyor ki the visuals below, yani aşağıdaki resimler. What kind of activities people did on the net in a minute in 2018 and 2019? Yani 2018 ve 2019 yılında insanların internette bir dakikada ne yaptığıyla alakalı bir bilgiler veriyor demiş. Şu kısım shared photos, yani paylaşılan fotoğraflarla alakalı. Burası bilgi araştırmak için yapılan arama sayısı, bilgi arama sayısı. Burası indirilen aplikasyonlar, yani uygulamaların sayısı. Burada da izlenen videoların sayısı yazıyor. Bakalım. According to results above, yani yukarıdaki sonuçlara göre hangisi not correct, doğru değildir? Bakalım. 2018 yılında 2019'a göre daha az fotoğraf paylaşılmıştır. 174 bin kişi paylaşmış 2018'de. 2019'da 347 bin kişi. Bu doğru. Bu cevabımız olamaz. B'ye bakalım. 2018'de İnternetten diyor daha fazla sayıda insan video izlemiştir 2019'a göre. 4.3 milyon izleyen var 2018'de ama 2019'da 4.5 milyon izleyen var. Bu cümle yanlış gibi görünüyor. Bakalım C'ye bakalım. İnsanlar 2019'da daha fazla uygulama indirmiştir demiş. 375 bindi 2018'de ama 2019'da 390 binmiş. Evet, bu doğru bir cümle olur. D seçeneğine bakalım. Yaklaşık 4 milyon kişi hem 2018'de hem de 2019'da arama motorlarını kullanmıştır. Bakın, yaklaşık 4 milyon. 3.7 milyon 4 milyona yaklaşık mı? Evet. 3.8 milyon 4 milyona yaklaşık mı? Evet. Bu cümle de doğru. Demek ki yanlış olan cümle hangisiymiş? B cümlesiymiş. B cümlesine tekrar bir bakalım arkadaşlar. 2018'de daha fazla insan internetten video izlemiştir 2019'a göre. Halbuki 2018'de 4.3 milyonken 2019'da 4.5 milyon
oluyor. Evet arkadaşlar, bugün sizler için örnek soruları çözdüm. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.